Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Ocak 2024 Çarşamba ve Arjantin San Isidro İpodromu'ndayız. Arjantin'de bugün tam normalde 12 tane koşu var arkadaşlar. 12 koşu var ama oradaki 4. koşudan itibaren başlıyoruz. Bakıyorum şimdi. Gece koşuları 22.30'da şartlı 4 tıkların güzel 1200 metreye çıkacaklar. Banko ile başlıyoruz. 3 numaralı Cayetano Field. Burada arkadaşlar Banko. Yani 7'li piresenin ilk ayağını Banko ile başlayacağız. 3 numaranın burada. Yani bir tık evvel koşudan başlamış olsa aslında inanılmaz zor bir ayak vardı. 3. koşu. Oranın 3. koşusu yani. Burada kolay koşudan başlamışlar. Tamam, daha iyi bizim için. 3 numara Banko. Yani altının da bankosu olacaktı aynı zamanda. O yüzden rahatız. İnşallah Allah utandırmasın tabii. Şimdi altılı gayan başlıyor. İkinci koşuyla beraber saat 11'de geceliğin şartlı 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 7 numaralı Consejo Español. Banko atacağız bunu. Evet, burada Consejo Español banko atıyoruz. Daha bankolarımız var. Onlara da bakarsınız. AGF oranları çıktıktan sonra tabii ki mukayese edersiniz. Ama biz banko ile başlamak istiyoruz. Üçüncü kuşu Maiden 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 3 tane at var burada. Bir numaralı Conslav arkadaşlar. 3 numaralı Jui. Evet. Ve 9 numaralı Darse Suenta. Yani burada bence dördünde yazılması lazım. Evet. Ve beşinde. 1, 3, 9, 4 ve 5'i de bir bakın arkadaşlar. Yazılmamız her belki bir sebebi vardır. 1, 3, 9 ön planda, 4 ve 5 arka planda diyelim. Dördüncü kuş handikap 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Linda Gloss Banko. Evet, bu ön planda. Bu Omar Fernando'nun kendi atı anladığım kadarıyla OM var burada. Omar Fernando. In the Dark yavrusu Arjantin yavrusu. Tabii burada şimdi Amerikan babalar var. V Islands denen bir tane burada o var. Master of Hounds var. Yani bilmiyoruz arkadaşlar. Son koşusunu kazanmış yani. Burası gördüğümüz kadarıyla dördüncü koşu. İki numaralı Linda Gloss. Balmeseda. Balmeseda. Evet, 5. kuşu Maiden 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada uzun bir liste var. 6 tane at var. 1 numara Conductor Noticio. Evet. 3 numaralı Ebrio de Amor. 4 numaralı Juan Fer. 6 numaralı Red Cat. 9 numaralı De Gloria. Ve 10 numaralı El Futuro. Şimdi bakın biz size verdiğimiz atlar genelde ön plana çıkan atlar. Erken bayısı oranlarına göre 1, 3, 4, 6, 9, 10. Bunların dışında da size göre uygun olan at varsa yazarsınız yani ne olursa olsun. Mesela burada 7 numarayı vermedik ama bakarsınız 7 numara gelir. İrlanda Baba John F. Kennedy. İlk kez duydum ama John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy'nin ismini vermişler. Hatta. Evet, 6. koşudayız şimdi. 6. koşuda bir bankomuz var. Burada şartlı 4 yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. 1 numaralı Elisenda Martin Javier Valle ile banko arkadaşlar. Fakat bunu bence bir soru işareti yapalım. Neden? Çünkü son koşusunu kazanmış. Bu gruplarda böyle kazanmak o 1278 dolar almak zor yani. Burada bu biri biz alternatif banko yapalım arkadaşlar. Yanına da bunun 2 numara yazalım. XL. Ve daha sonra AGF oranlarına göre sizler de burada 3'ü ve aynı zamanda 6 numaralı safkanlar hatta 8 numaralı safkana da bakarsınız. Evet. Burasını bir alternatif banko yapalım. 2, 3, 6 ve 8 diyelim. Evet, 7. koşu şartlı 3 kırıngızlar 1600 metre dedik. 1 numaralı Brio Santo. İlk atımız 4 numaralı Johu, 5 numaralı Mission Dubai, 6 numaralı Super Indomito ve 10 numaralı Global Nordico.
1, 4, 5, 6 ve 10 dedik arkadaşlar buraya. Evet, yani AGF olanlarına göre siz toparlarsınız arkadaşlar. İlk ayakta tekimiz var. Üçüncü ayakta yine bankomuz var. Beşinci ayak tabela ayağında da bir numara alternatif bankom. Ben pek onu güvenmiyorum. Çok bu arka arka kazanma durumları olmuyor bu. Bu tip şeyler arkadaşlar koşularda. Çok zor. Ha, belki ikinci olur ama burada bence 2, 3, 6 ve 8'den bir tanesinin gelme ihtimali daha yüksek. Görüntü itibariyle. Evet arkadaşlar, bugün başka neler var? Şimdi İstanbul yarışları da var bugün. İstanbul yarışları için Premium Star üyelerimize ait olan videomuz var. Lyon Lasso. Bu arada bu videoyu yaparken Adana'da yine Cosmo Demyanskaya'nın ikinciliğini izledik arkadaşlar. Bu lanetli bir şey var bu atın üzerinde bence. Bir sahipleri bir şey döktürsün. Kurşun falan döktürsünler bence atın üzerinde. Juska kazandı. Evet. Ben size söyleyeyim yani, mutlak bir şey var. Bir nazar var herhalde bu altın üzerinde. Evet. Arkadaşlar, Premium Star üyelik almaya çalışalım. Onunla ilgili videoyu da koyuyorum. Görüşmek üzere. YouTube'da Premium Star üyelik nasıl alınır? Hemen bununla ilgili kısa bir açıklamayı size yapalım. Şimdi zaten burada kanalımızı Mark Yurtdışı tahminleri olarak burada arattırdığınız zaman bütün videolarımız çıkıyor. Burada da aşağıda katıl butonu var. Bu katıl butonundan basıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şekilde. Merhaba. Bugün yeni bir burada sayfa açılıyor. Bu sayfadan da premium üyelik, premium star üyelik arkadaşlar. Bunu biz herhangi bir işlevi yok. Burada duruyor. Bu kalktığını göreceksiniz otomatikman zaten ilerleyen günlerde. Evet, baktığımız zaman burada da bu katıl tuşuna bakıyoruz. Bastığımız zaman da karşımıza bir yine ödeme sayfası çıkıyor arkadaşlar. Şöyle onu bastığımız zaman, bunun zaten vergisi falan otomatikman, her şey yasal arkadaşlar. Buradaki bu kart numaranızı da otomatikman skeninizle görebilirsiniz bunu. Normal online ödeme şeklindedir. YouTube, Facebook, Instagram gibi buradaki alışveriş yani sosyal medya platformu dünyanın en güvenilir platformları. Dediğim gibi bunların vergisi ödenmiştir. Gördüğünüz gibi bir ay boyunca bütün videolarımızdan yararlanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda 12 ve 1 arasında son dakika premium şablonlarımız var. Onlara da arkadaşlar yararlanabiliyorsunuz. Evet, YouTube'da Premium Star üyelik bu şekilde alınıyor. Tüm üyelerimizi veya takipçilerimizi arkadaşlar Premium Star üyelerine bekliyoruz. Herkese bol şans, hoşça kalın.